Son günündeyiz. Final bölümünü çekiyoruz. 5 tane bilezik söz konusu. Umduğumdan daha güzel bir tatlı. Bunda biraz böyle o şerbetin tadını ve o tatlının tadını almak istedim. Portakal falan o kadar yakışmış ki. Vay be. Sadece çok kuru yutarken zorlandım. Yoksa aslında kıvamı falan güzel olmuş. Ama bir tık daha şerbet dökseydi muhtemelen dağılırdı. O yüzden az şerbette tutmuş. Bu ne? Lütfen bu tarifi alın, yazın bir kenara. Çok iyi bir tatlı olmuş, çok. Ve kesinlikle üstüne portakal rendeleyin. Gerçekten çok iyi. Böyle yedikçe Kalın yapmış. Şöyle göstereyim, arasındaki farkı gösterebiliyor muyum size? Arasında bu kadar da kalınlık farkı olduğu için galeta gibi olmamış. İçi hamur kalmış, dışı yanmış, olmamış. Hiç sevmedim, hiç. Bence lezzetli olmuş. Bu arada o tereyağının tadı falan hepsine o kadar çok yakışmış ki. Bir tık kalın yapmış ve hafif de bakın görüyorsunuz zaten. Biraz fazla tutmuş. O yüzden böyle kuruyor. Ama lezzetli olmuş. Ne yalan söyleyeyim. Kusurları var ama çok lezzetli. Ben kararımı verdim. Ağzımda o kadar güzel bir tat var ki size anlatamam. Üf. Şimdi son tabağımla birinci tabağımın arasında yani hemen hemen aynı kusurlar var gibi düşünüyorum. O yüzden yani lezzetli de 3 vereyim. Çok düşük vermek istemiyorum. Birinci tabağa 3 verdim. Bu tabak olay olmuş. Şerbetiyle, kıvamıyla, kıtırlığıyla. Ah yani birazdan böyle kahve, çay onunla devam edeceğim. 5 veriyorum. Helal olsun. Ya içlerinde en kötü tabağım bu. Hani bir vermeyecek olsam buna bile 2 verirdim. Çünkü çok böyle hepsinde aynı o tereyağın, portakalın, o galetanın lezzetini aldım. Ama içlerinde en kötü tabak bu. Yanığın kokusu bütün hepsine geçmiş. 1 veriyorum. 4. tabağım da birinci tabakla eş değer, buna da 3 veriyorum. Benzer kusurları var. Evet. Şimdi birinci tabaktan başlayalım. 2 tane 3'üm var. Acaba haftanın finalinde 2 tane 3'ten bir tanesi hangi geline ait? Üç puanın sahibi gelin. Çok mutlu da olmayacak ama üzülmeyeceği kesin. 3 puanın sahibi Yeşim. Diğer 3 puan, ikinci 3 puan. Acaba hangi gelini mutlu edecek? 3 puan kime gitmiş? Üç puanın sahibi acaba kim? Damla. Damla beni son zamanlarda şaşırtıyor. Yani yaşı çok küçük ama oldukça güzel yemekler, tabaklar çıkarıyor. Bir yanmış, bir de mükemmel bir tabağımız var. İkisini de çok merak ediyorum. Altından kim çıkacak? Final bugün 5 tane bilezik söz konusu. Acaba 5 tane bileziğe hangi gelin yaklaşmış olacak? Dilara mı, Miyase mi 5 puanı hak etmiş? 5 puan alan gelin, heyecanlandım. Miyase, tebrikler Miyase. Evet, Dilaracığım maalesef yakmış ve kokusu bütün tepsiye yayılmış. Benim yorumlarım, puanlarım böyle. Sosyal medyadan yorumlarınızı okuyorum.
Kayınvalideler tadarken çok konuşma Nursel'cim diyorsunuz. Dikkat ediyorum gerçekten. Sıra kayınvalidelerde.